Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Assetto Corsa'da kafa kamerasıyla yanlamayı deneyeceğiz. Ve benim aslanım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Zeytin. Oğlum merhaba de. Tabi diyemiyorsun. Biz drift yapacağız, sana takıl, tamam mı oğlum? Beyler LED'i görüyorsunuz. LED'i bağladım. Vites topuzumuz zaten geniş açı, her şeyi göreceksiniz. Direksiyonumuz. Kılıç pavyonlarını şöyle yapabiliyoruz. Bu pavyon hali. Tabi benim hoşuma gitmiyor. Şöyle mavi. Biraz daha tatlı duruyor. Tatlı bir mavi var çünkü üzerinde. Öğlen yemeğinde biraz çalıştım. Drift yapmaya. Neden yapamıyormuşum? Hemen anlatayım. Direksiyonum 9 derecedeymiş. Başlangıç için 9 derece hiç hoş bir derece değil. O yüzden yapamıyormuşum diye düşünüyorum. Şimdi yine STG'nin arabalarından alacağız. Zenki sürdüm. Zenki stok sürebiliriz belki. Bunlar hep S14, PS13 falan. S14 alalım bu sefer. Drift Playground'da yanlayalım. Umarım kameranın açısı çok güzeldir. Mükemmeldir. Eğer değilse de özür dilerim. Kusura bakmayın. Bir sonraki videoda tekrar toparlayacağız. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Bir adet de yorum gelmiş. Hemen o yorumu okuyalım. Video içinde. Bir de arabanın sesini kısayım ben. Çünkü öğlen bayağı gaza gelip açmıştım. Şu iyidir. Vay, 01'in şeyi bu. Neyse, bakarız ya. Eyvallah, çok şey aradı. Bir de sorun var. Ben direksiyon bakacağım ona. Hemen videodan sonra yanıtlayacağım. Force feedback'imizi ayarlayalım. Oo, çok fazla. Ben bunu öğlen 20'de falan kullandım diye hatırlıyorum. O zaman veriyorum coşkuyu. Bu arabayla hiç canlamadım. Ufak ufak öğreneceğiz. Ufak ufak, çok şey değil. Force feedback biraz daha düşüreyim. 20 ile yanlamıştım ama 20 biraz sert geldi şu anda. Gaz kesme yeriniz de biraz önemli. Debriyaj tokatlamak da önemli. Ben şu an hiçbir şey yapmıyorum. Sadece direksiyonu çevirip gaza basıyorum. Debriyaj tokatladığınız zaman şöyle bir performans çıkıyor ortaya. Biraz geçenki videoya göre iyiyim gibi. Kendime göre öyle yani. Oo, bak burada hoş değildi. Biraz bununla yanacağız. Biraz da yine E36'yı alıp yanlarız. Sonra videoyu kapatırız. Zaten yemek yiyeceğim. Çünkü hiç yemek yemedim. Berberden geldim. Kurbanlık koyun gibiyim şu anda. O güzel uzun saçlar gitti. Birden çok döndüğü zaman araba, direkt debriyaja basın. Basılı tutun. Aa bak. Şey, kendini toparlıyor zaten. Bir de direksiyon bende böyle çok ağır dönüyor. Bilen varsa bir bana akıl verebilir mi? Yani araba dururken çok sert dönüyor. Gerçekçilik tamam ama ben çeviremiyorum hani. Kırılacak gibi oluyor direksiyon. Hop. Belki Emre abinin sunucusuna girip tofaşlarla dayanlayabiliriz bir dahaki videoda. Hep Assetto affedersiniz. Assetto Corsa gitmeyecek. Şu an böyle şeyler yaptığım için, hani biraz yenilikler kattığım için direkt Assetto'ya girmek istedim. Hem antrenman gibi olsun hem de her akşam video tadını doyalım. Bu arada her akşam video atmayı düşünüyorum. Bunun sözünü vermek istemiyorum. Ama hani imkan buldukça, zaman buldukça atacağım. Çünkü işler bazen yoğun olabiliyor. Hani 7'de çıksam bile o işin bitmesi 8'i 9'u bulabiliyor. Üçle yanlar mı ya? Deneyek mi? Of 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 of, iyi iyi dönüşlerimiz var. Onlardan bir sahne ortaya koyabiliriz. Bu arada bir önceki videomda hani masamı intro gibi yapmışım. Hani şey olarak görmeyin.
götü kalktı gibi görmeyin. Şurada toplam harcanan maliyet hani iki elin sayısını geçmez. Pek bir şey daha harcamadık zaten. Hani biz böyle hani tam şey olmadığımız için, o işlere yönelik olmadığı için işimiz, üç iş birden yaptığımız için pek yüklenemiyoruz. İşte direksiyonudur, masasıdır, ledidir, oda dizaynıdır. Biraz şey, oda biraz dağınık olabilir. Şu an geniş açıda odayı da görüyorsunuz. Kırpmayacağım. Benim aslanım da burada, köpek demek istemiyorum kendisine. Çünkü köpek değil o kendisi. Köpek ama hani köpek denmez yani. Çünkü o da bir canlı. Hani onun da bir adı olmalı. Benimkinin adı Zeytin. Kamerada falan böyle yüzü simsiyah çıkıyor. Bizimkiler o yüzden ona Zeytin adını verdi. Zaten Zeytin dediğiniz zaman da direkt bakıyor. Zeytin! Gördüğünüz gibi direkt bakıyor. Hiç yanıltmaz yani o konuda. Çok terbiyeli. Yani çok ciddi bir şey söyleyeyim. Tuvaletini biz onu dışarı çıkana kadar tutuyor. Bir de şöyle bir huyu var. Mesela benim köpeğim, benim Zeytin, bizim Zeytin aç bitir seven bir cins. Hani çok aç bitiriyor. Çok oyuncu bir köpek. Aç bitir verirken işte hani konuşmadan direkt al ye diye verdiğiniz zaman yemiyor. Kafasını çeviriyor böyle. Size küsmüş gibi yapıyor. Hatta küsüyor da. Ama böyle işte al oğlum, ye oğlum falan dediğiniz zaman gayet mutlu bir şekilde yiyor. Size önerim hayvanlarınıza, evinizde bulunan canlılara, insanlara dahil, güzel dille davranın. Hani ben bunun örneğini çok gördüm. Kendi evcil hayvanımda da gördüm. Tatlı dil her şeyi çözüyor. Bazen çözemediği yerler oluyor ama onda da başka şeyleri devreye sokun artık. Ona da ben bir şey diyemem. Ama yine de tatlı dili bir deneyin derim. Bakın, frene bastığı zaman araba bir dengesini kaybediyor. Ya da ben yanlış basıyor, yanlış frenleme yapıyorum. Böyle driftini anlayan arkadaşlarımız varsa hani şey yapsınlar, yazsınlar bana, sen şunu yanlış yapıyorsun, bunu yanlış yapıyorsun diye. Çünkü ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben açı vermeyi falan da bilmiyorum. Ben böyle önüme geleni dönüyorum. Şu seviyeye gelmemin sebebi de, inanın ki hani ciddi bir anlamda söylüyorum, Atakan Tarkan. Atakan abinin her videosunu izledim. GTA 5'te driftinden, işte Assetto'da driftine kadar, E30'larla, yani her şeyini, Emre Bozkurt abiyle tabii hep beraber. Ya ikisini çok seviyorum. En sevdiğin iki YouTuber'ı söyle deseler, Emre Bozkurt, Atakan Tarkan. Neden? Çünkü adamlar, hani ben onların kafasındayım. Simülasyon. Başka oyunlar oynayamam. Steam'imde 103 tane oyun vardır. Arkadaşlarım soruyor işte, ne oynuyorsun 103 tane oyundan? Ben derim ki işte Assetto, Euro Truck, Sticker Driving, habire simülasyon. Hiç böyle birine de CSGO, işte Dota, Mota dediğimi hiç hatırlamam. Var, onlar da var. Dota zaten ücretsiz. CSGO falan filan var ama ben oynayamıyorum ya. Bana göre değil. Hani ben oynayamadığım bir şeyde paylaşmayı pek sevmiyorum. Birkaç videomda görmüşsünüz. Ya wallhack açarak şey yaparım, oynamaya çalışırım. Ya da başka şeyler. Modelini tam olarak hatırlamıyorum ama siyahtı böyle bayağı. Of. Bunda herhalde yok abi, zor. İyi bir arabaydı. Abi bunu da anlayamıyoruz. Oğlum yancı dediğin her arabayla yanlar. Ya da bu araba ikide yanlamıyor. Biz ters yapıyoruz. Araba çünkü hani kaymaya başladığı zaman direksiyonda bir boşluk oluşuyor. Vitesimiz çok güzel oldu ama. Ya mutlaka deneyin. Biraz ağır, bunun hafifini almayı şey yapın ama tercih edin. M5'le şansımız biraz daha zor gibi. Bir de pavyon modunu alalım bakalım nasıl anlayabiliyor. Hadi bakalım. Yanlanmıyor abi. M5 yok abi, yanlanmıyor. Neyse arkadaşlar, tatlı bir rengi alayım şöyle.
Mor olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Kısa bir video oldu. Hemen montajlayıp atacağım. Kendinize çok iyi bakın. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım zevkle izlemişsinizdir bu dakikaya. Böyle kısa videoları atacağım. Uzun uzun atmak için de hani iyi bir kameraya ihtiyacım var. Direksiyonu çekmesi için. Çünkü başımdaki kamera en fazla 1 saat kayıt yapıyor. Yayınlar için falan da kamera gerekecek. Şimdilik Deniz Eğitim. Şimdilik bu kadar. Abone olup like atmayı ve görüşlerinizi yorum olarak bildirmeyi unutmayın. Önerileriniz varsa mutlaka aşağıda bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.